Evet arkadaşlar, ikinci dersimize devam edelim şimdi. Laiklik kavramında kalmıştık, ilkesinde kalmıştık. Laiklik ilkesinde kılık kıyafet kanunun kabulü demiştik. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması demiştik. Neden kapatılıyor arkadaşlar türbeler? Bu şey türbeler değil yani, hala türbeler var biliyorsunuz ülkemizde. Ama bunu dolandırıcılığa çeviren, yani mesela adam işte diyor ki, örnek veriyorum, gerçekten inanmazsınız ama Şeker Baba diyor mesela. Gerçekten böyle bir şey var mı bilmiyorum da şu an kendim uydurdum. Şeker Baba diyor mesela. İşte gidiyor insanlar, oraya şeker bırakıyor. İşte mumlar yakıyor. Dileklerde bulunuyor. İşte ne bileyim hastam var, ne bileyim çocuğum olmuyor, ne bileyim evlenmek istiyorum falan diye. Allah'tan değil de ne yapıyorlar? Türbelerden medet umuyorlar. Ve buraya bırakılan şeyleri başka insanlar topluyorlar. Başka insanlar topluyorlar arkadaşlar. Bunu da farklı yönde kullandıkları için ne yapılıyor? Türbelerde kapatılıyor. Devam edelim. 1924 Anayasası'nda yer alan devletin dini İslam'dır hükmünün 1928'de anayasadan çıkarılması. Neden çıkarılıyor arkadaşlar? Çünkü herkes eşittir. Irkçılık yoktur. Bir de din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Tamam mı? Bu sebeplerle. Anayasaya 1937'de laiklik maddesinin konulması. O zaman laiklik maddesi anayasaya kaç yılında konulmuş? 1937 yılında konulmuş. Devam edelim. Cumhurbaşkanı ve vekil yemin şeklinin değiştirilmesi arkadaşlar. Ve son ilkem inkılapçılık. Yani devrimcilik. Başlık atacak varsa bekliyorum. Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklere inkılap denir. Türk toplumunu çağın gerisinde bırakan kurumları ortadan kaldırmak veya bu kurumları yeni gelişmelere uygun hale getirmektir. İnkılapçılık ilkesi çağdaşlaşmayı sağlayan güçtür. Yani inkılapçılık eşittir çağdaşlaşmak arkadaşlar. İnkılapçılık ilkesinin uygulanması Cumhuriyet'in ilk yıllarında aydın bir nesil oluşmasına zemin hazırlamıştır. Atatürk inkılapları çerçevesinde yapılan her yenilik hareketi Atatürkçü düşüncenin İnkılapçılık ilkesi kapsamında değerlendirilir. Saat, ölçü, takvim, hafta tatili konularında yapılan değişiklikler inkılapçılık ilkesi ile ilgilidir. Burayı yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazalım, hatta yıldız atın. Saat, ölçü, takvim, hafta tatili konularında yapılan değişiklikler inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir. Devam edelim şuradan. Bakın arkadaşlar, bu şemaya bakın. Aslında burada net açıklıyor. Bu şema kısaca açıklıyor. Ama tabii ki sizin inkılapları da bilmeniz lazım. İnkılabı verip de size sorabilir hangi ilkeye aittir diye. Cumhuriyetçilik, milli egemenlik. Milliyetçilik, milli birlik, beraberlik, milli bağımsızlık. Halkçılık, yurtta barış. Bir dakika. Halkçılık, yurtta barış, dünyada barış, insan ve insanlık sevgisi, devletçilik, ülke ve halkın kalkınması, laiklik, akılcılık ve bilimsellik, inkılapçılık da eşittir demiştim zaten, çağdaşlaşma ve batılaşma.
Neden batılaşma? Aslında şu sebeple batılaşma. Batının neyini alıyoruz? Teknolojisini alıyoruz. Tamam, devam edelim. Artık siyasi alanda yapılan inkılaplara geçtik arkadaşlar. Bu başlığı öylesine saymayın. Mesela siyasi alanda yapılan inkılaplardandır diyebilir. Hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplardandır diyebilir. Toprak konuşmaya başladı maşallah. Devam edelim. Ne oldu annem? İlk başlığım çok önemli. Saltanatın kaldırılması arkadaşlar. İsteyenler başlık atabilir. Saltanatın kaldırılması. Tarihi de önemli. 1 Kasım 1922. Siz onu yazarken toprak. Şişt. Bak bak bak. Evet anne. Nedenleri diyelim. Nedenleri. Şimdi arkadaşlar, saltanatın varlığının millet iradesiyle uyuşmaması. Ne demek bu? Şu demek. Saltanat ne demek? Babadan oğula sistemiyle tahta geçmek demek değil mi? Millet iradesi ne demek? Seçim yoluyla milletin başa geçecek kişi belirlemesi demek arkadaşlar. Yani aslında milletin kararı demek iradesi, millet iradesi. Haliyle saltanatla milletin iradesi birbirine ne yapmıyor? Uyuşmuyor. Devam edelim. Lozan Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında İstanbul hükümetinin de çağrılması. İki başlığı ortadan kaldırılmak istenmesi. Yani bir toprak içinde iki tane devlet sonuçta olamaz diye düşünüyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile saltanatın varlığının gereksizliği, millet iradesinin gerçekleştirilmesi. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali ile saltanatın işlerliğini kaybetmesi. Dini otorite ile siyasi otoritenin ayrılarak laikliğe geçişin hızlandırılmak istenmesi. Devam edelim. Peki, nedir saltanatın kaldırılmasının sonuçları? Bakın arkadaşlar, Lozan Konferansı'nda Türkler arasında ikilik çıkması önlenmiştir. Çünkü niye ikilik çıkıyordu? Hem Osmanlı Devleti çağrılmıştı, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi çağrılmıştı. Bu olaya ne yapılmış? Son verilmiş, yani önlenmiş. Milli egemenliğin önündeki önemli bir engel ortadan kaldırılmıştır. Milli egemenlik ne? Halkın iradesi işte. Devrimlerin ve çağdaşlaşmanın önündeki önemli bir engel ortadan kalkmıştır. Neden? Ne demek bu? Çünkü önceden örnek veriyorum, kadınların fabrikada çalışması bile zinhar günahtı. Tamam mı arkadaşlar? Ya da yeni bir teknoloji geldiğinde hemen ne diyorlardı? Bu şeytan işi diyorlardı. Bu günah diyorlardı. Bunu evlerinizde durdurmayın diyorlardı. Anladınız mı arkadaşlar? Haliyle devrimlerin ve çağdaşlaşmanın önündeki engel olan saltanat ne yapılmıştır? Kaldırılmıştır. Osmanlı Devleti siyasi olarak resmen sona ermiştir. Soru geliyor. Diyor ki Osmanlı Devleti siyasi olarak ne zaman sona ermiştir? Resmen ne zaman sona ermiştir? Ya da hangi olayla sona ermiştir? Ne zaman derse 1 Kasım 1921. Hangi olayla derse saltanatın kaldırılması. Birinci TBMM kayda değer tek bir değer tek devrimini yapmıştır. Çünkü arkadaşlar bunu unutmayın. Benden size yine söyleyeceğim zaten de. Birinci TBMM çok fazla devrim yapmamıştır. İnkılap yapmamıştır. Çünkü birinci TBMM savaşçı TBMM'dir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. İkinci TBMM inkılapçıdır. Yani yeniliklerin meclisidir. Tamam mı? O yüzden birinci TBMM'nin kayda değer tek devrimi saltanatın kaldırılmasıdır. Devam edelim.
Son padişah Vahdettin ülkeyi terk etmiştir. Abdülmecit Efendi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halife ilan edilmiştir. Belli bir süre. Halk çünkü halifeyi de ortadan kaldırırsak hem dış devletlerin baskısı artacak hem de halkın devleti olan inancı değişecek. Anladınız mı? Evet, kesinlikle Kadir Savaşçı ve kurucu. Evet, bakalım ikinci TBMM'nin açılmasına. Tarihim 11 Ağustos 1923. Takvimler yani 11 Ağustos 1923'ü gösteriyor. 23 Nisan 1920 yılında kurulan meclis kurucu meclistir. Kadir'in de dediği gibi meclis kurucu meclistir. Savaş sonrasında meclisin yenilenmesi düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Çünkü Mustafa Kemal'e karşı saltanatın kaldırılması ile bir muhalefetin oluşması, 1. TBMM'nin savaş sırasında yıpranması, yeni Türk devletini çağdaşlaştırma düşüncesi arkadaşlar. Anladık mı? Neden meclisin yenilenmesini? Neymiş? Mustafa Kemal'e karşı saltanatın kaldırılmasıyla bu bariz bir şey zaten. Bunu herkes biliyordur. Muhalefet oluşmuştur. İllaki oluşmuştur. Hep karşıt görüş vardır. Olmasa bir ilginçlik var arkadaşlar. Koyun gibi her şeye insanlar evet evet diyemez ki. Birinci TBMM'nin savaş sırasında yıpranması, savaşçı bir meclistir demiştim. Yeni Türk devletini çağdaşlaştırma düşüncesi. Devam ediyoruz. Mustafa Kemal daha önce oluşan Müdafaa Hukuk Grubu'nu esas alarak 9 Eylül 1923'te yeni Türkiye'nin ilk siyasi partisi olan Halk Fırkası'nı kurdu. Bunu yazın arkadaşlar, bu çok önemli. Yıldız atın. Müdafaa Hukuk Grubu'nu esas alarak Müdafaa Hukuk Grubu'nu esas alarak Türkiye'nin ilk siyasi partisi olan Halk Fırkası'nı kurmuştur. Devam edelim. İkinci meclis 11 Ağustos 1923'te açıldı. Saltanatın kaldırılması dışında inkılapları gerçekleştiren meclis bu meclistir. Tamam mı? Saltanatın dışında, çünkü saltanat birinci meclis gerçekleştirmişti. Diğer bütün inkılaplar hangi meclise ait derse, hangi meclise aitmiş? İkinci meclise aitmiş arkadaşlar. Devam edelim. Ankara'nın başkent oluşu. Pardon. Hocanızın yine elinin ayarı gitti. Ankara'nın başkent oluşu 13 Ekim 1923. İstanbul boşaltılınca 6 Ekim 1923 yeni başkentin neresi olacağı konusu gündeme gelmiştir. Ankara yasayla başkent sayılmıştır. Bu tercihte Ankara'nın coğrafi, jeopolitik ve stratejik konumunu rol oynamıştır. Ankara'nın sahip olduğu konumun ülkenin savunmasında ve idaresinde avantaj oluşturacağı düşünülmüştür. Yani Ankara'nın seçilmesi coğrafi, jeopolitik ve stratejik konumunda
önemli rol oynamıştır arkadaşlar. Ankara TBMM'de 13 Ekim 1923'te çıkan kanunla resmen Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur. Yıldız atıp bunu yazabilirsiniz. Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin evet zaten bu öncesinde Kadir'in de dediği gibi zaten şurada coğrafya diyor ya onu da içine alıyor. Tek tek anlatmak istemedim. Önceden söylemiştim çünkü ben bunu. Coğrafi, jeopolitik ve stratejik konumu derken Kadir'in dediğinde yer alıyor. Peki Kadir ne demiş bakayım ben. Sizler de duymuş olun. Hem de diyor Anadolu'nun her bir yerinde tren yoluyla birleşmesi ve her yere haberlerin uzanması güvenli olması. Bir de İstanbul'a uzak olması arkadaşlar. İstanbul eski başkent ya hala orada muhalifler de var. Ne diyorduk? 13 Ekim 1923'te çıkan kanunla resmen Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur arkadaşlar. Devam edelim. Cumhuriyetin ilanı. Şu yandaki fotoğrafı da çok severim ben. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti'ni görüyor musunuz? Cumhuriyetin ilanı. Nedeni neymiş? Nedeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ulusal egemenlik ilkesi yürürlüğe konmuş. Dolayısıyla Cumhuriyet yönetimi fiilen uygulanmaya başlanmıştır. Bak anneciğim. Bak hadi sen de bak. İkinci meclisin görevine başlamasına rağmen bir türlü hükümeti kuramaması bir hükümet bunalımının yaşanmasına neden olmuştur. Hükümet bunalımının meclis hükümeti sistemi nedeniyle aşılamaması, kabine sistemine geçmek dolayısıyla da cumhuriyeti ilan etmek için uygun bir ortam yaşanmıştır. Böylelikle 29 Ekim 1923'te bir anayasa değişikliğiyle cumhuriyet ilan edilmiştir. Sonuçları nelermiş peki cumhuriyetin ilanının? Devlet rejiminin adı konuldu. Devlet başkanlığı sorunu çözümlendi. Meclis hükümeti sisteminde kabine sistemine geçildi. Yapılacak yeni inkılaplara ortam hazırlandı. Ha, bu da önemli. İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Meclis Başkanı Fethi Okyar, Başbakan ise İsmet İnönü olmuştur. Bunu yazalım arkadaşlar. İlk Cumhurbaşkanı zaten herkes bilir de genellikle Meclis Başkanı bilinmiyor. Başbakan da biliniyor. İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Meclis Başkanı Fethi Okyar, Başbakan ise İsmet İnönü olmuştur. Cumhuriyetin ilanı milli egemenliğe geçişte en önemli adımdır. Peki halifeliğin kaldırılması. Toprak niye durmuyor toprak? 3 Mart 1924 halifeliğin kaldırılması. Hazreti Muhammed'in vefatıyla İslam devletlerinde devlet işlerinin yürütülmesi. Dur oğlum. Devlet işlerinin yürütülmesi işini halifeler üstlendiler. Devlet başkanları halife ismiyle birlikte anıldı. Memlüklerin ortadan kalkması ile Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti'ne geçen halifelik geçen sene söylemiştim ya. Saltanatın kaldırılmasına kadar saltanatla birlikte anılan bir siyasi güç olmuştur. Saltanatın kaldırılması ile halife siyasi yetkilerinden ayrılıp dini yetkileriyle varlığını sürdürmüştür. Eski rejim yanlıları cumhuriyete karşı muhaliflerini ifade edebilmek için Halife Abdülmecid tarafından etkili olmaya başladılar.
Peki nedenleri neymiş bakalım. Halifeliğin cumhuriyetçi, demokratik, laik, çağdaş ilkelerle bağdaşmaması. Halifeliğin ümmetçilik, TBMM'nin ise milliyetçilik ilkesini esas alması. TBMM'nin Türk milletinin temsilcisi ve en yetkili yönetim organı haline gelmesi. Abdülmecit Efendi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç ve dış politika ilkelerine uymaması. Abdülmecit Efendi'nin hala otoriteymiş gibi davranması ve çeşitli görüşmeler ve törenler yapması. Bu ikililiği ortaya çıkarır arkadaşlar. Hintli Müslümanların liderlerinin yazdıkları mektup ile Türkiye'nin iç işlerine karışması. Devam edelim. Sonuç neymiş? Sonuç, Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 Mart 1924'te kabul ettiği bir yasayla halifeliği kaldırmıştır. Aynı kanunla Osmanlı ailesi üyelerinin de yurt dışına çıkarılmaları, ileride saltanat ve halifelik iddiasında bulunmamaları için kabul ediliyor. Tevhid-i Tetrisat, öğretimin birleştirilmesi kanunu kabul edilmiştir. Tevhid-i Tetrisat kanunu ile tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanarak eğitim ve öğretimde birlik ve denetim sağlanmıştır. Arkadaşlar şu ikisini yazabilir miyiz? Yıldız Atın Tevhid-i Tetrisat Tevhid-i Tetrisat öğretimin birleştirilmesi parantez içinde kanunu kabul edildi. Aynı maddeye devam edebilirsiniz. Tevhid-i Tetrisat kanunu ile tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanarak eğitim ve öğretimde birlik ve denetim sağlanmıştır. Bu kanun sonucunda medreseler kapanmıştır. Bir yıldız daha atalım arkadaşlar. Siz yıldız atarken ben ilk önce şuna bir bakmak istiyorum. Vakıf, medrese ve ibadethaneleri denetleyen şer'iye ve efkaf vekaleti kaldırılmıştır. Din işleri ve kurumlarının yönetimi için Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Başına ise Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi getirilmiştir. Yazıyoruz aşk arkadaşlar. Din İşleri ve kurumlarının yönetimi için Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Başına ise Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi getirilmiştir. Devam edelim. Vakıfları kontrol etmek amacıyla Vakıflar Müdürlüğü kurulmuştur. Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırılmıştır. En yüksek askeri makam olarak Genelkurmay Başkanlığı kurulmuştur. 3 Mart 1924'te kabul edilen bu kanunla
laik devlet düzenine geçişte önemli bir adım atılmıştır arkadaşlar. Pardon, çok gittim yine. Şimdi son başlığım anayasa hareketleri. Milli mücadele döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığında Osmanlı Kanuni Esası yürürlükte. Şimdi arkadaşlar, bunu ben size geçen sene söylemiştim. Osmanlı'nın ilk ve son anayasası hangisiydi? Kanuni Esası'ydı. Osmanlı'nın ilk ve son anayasası Kanuni Esası'dır. Şimdi TBMM de açıldığında Osmanlı'nın Kanuni Esası yürürlükteydi. 20 Ocak 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir anayasa kabul etti. İlk anayasa olan Teşkilat-ı Esasiye 23 madde ve bir ek maddeden oluştu. Yıldız at. 20 Ocak 1921'de TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir anayasa kabul etti. İlk anayasa olan Teşkilat-ı Esasiye 23 madde Evet biliyorum Yaşa. 23 madde son konum zaten. 23 madde ve bir ek maddeden oluştu. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte savaş döneminin olağanüstü şartlarında yapılan Teşkilat-ı Esasiye yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayamadı. Ve bununla beraber 20 Nisan 1924'te yeni anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi. 1924 Anayasası ile 27 Mayıs 1960 bir dakika 60 askeri darbesine kadar yürürlükte kalmıştır. Arkadaşlar, haftaya hukuk ile ilgili konuya geçeceğim. Çıkmayın lütfen, bir yoklama almak istiyorum. Tamam arkadaşlar, ben yoklamamı aldım. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dur. Redmi Note 9 kim? Ya hocam, telefonun ismiyle kaydolmuş ya benim. Şaban. Şaban chat bölümüne yazdı. Ben hemen onu not alayım, numaranı falan. Bir saniye hocam, onu düzelteyim ben. Düzeltmiştim tekrar, hani ikinci ders ben olduğu için. Çıktın tekrar girdin ya, büyük ihtimal ondan olmuştur. Aynen hocam. Çek bölümüne yaz. Ad, soyad, numara. Yazayım hocam, bir saniye. Ya haftaya soru çözelim arkadaşlar, çözelim ama bana hatırlatın, olur mu? Unutuyorum inanın ki. Ona göre ders planlayayım. Ona göre yetiştireyim. Dersten bir gün önce de söylemeyin ha. Şaban, hadi yazdın mı? Yazdım hocam, yazdım. Hani nereye yazdın Şaban? Çete yazdım dediniz. Çete yazdım hocam. Şaban, çete sadece Murat'ın yazdığı gözüküyor. Evet. Allah Allah. O zaman ben şey düzelteyim bir saniye. Yazdım oraya da gözükmüyor. Sen Everyone'a yazacaksın Şaban. Kime yazdıysan. Kanka, Sento sen... Evryon olacak. Kesin birine yazıyorsun tamam. Da Şaban, Allah tamam, bilir. Tamam. Yazdım, tamam oğlum, yazdım. Okey hocam, yazdım. Şaban, nereye yazdın?
Vallahi Oğlum nasıl düşmedi bu? Ben de düştü olarak gözüküyor. Ya. Sen tu bir şey olarak gözüküyor değil mi? Bir ne yazdın?